Şirkin imanımıza karışıp karışmadığını nasıl anlarız? Allah ait kerimede onlar imanlarına şirki karıştırmadan iman etmezler buyurdu. Şirk karışmış bir iman, tarif olmuş bir imandır. O iman, iman olmaktan çıkar. Yani biraz iman edeyim, biraz şirk işleyeyim. Müşrikler de aynen böyleydi zaten. Allah'a iman ediyor. Allah buyurdu öyle ayet-i kerimede. Onlara sorsan, gökleri kim yarattı? Allah derler. Yerleri kim yarattı? Allah. Sizi kim yarattı? Allah. Rızkınızı kim veriyor? Allah derler. Söyle onlara. O zaman nasıl döndürülüyorsunuz? Nasıl Allah'a şirk koşuyorsunuz dedi. Evet, imana şirk karıştırmak böyle bir şeydir. Bu şirki nereden karıştırıyoruz? Allah'ı bilmediğimiz için, tanımadığımız için bilmeyince tanımayınca iman etmemiz mümkün değildir. Allah'ın herhangi bir ismini ismine iman etmesek, anlamasak o isimde Allah'a şirk koşarsın. Evet. El esmaül Husna 99 tanedir. Bu isimlerden bir tanesini bilmesek, anlamasak onun yerine kendi vehmimizi, zannımızı koyarız. Dolayısıyla kendi nefsimizi, kendi ilmimizi, bilgimizi ya da şeytanın verdiği vesveseyi orada o isimde Allah'a şirk koşarız. Bir de isimde aşırı gitmemek vardır. Dengede olmak vardır. Bir isimde aşırı gittiğimizde onun karşıtı olan bir ismini, isminin sınırını çiğnemiş oluyoruz çünkü. Bu her konuda böyledir. Diyelim ki rahmette aşırı gittik. Aşırı gidersek ne olur? Aşırı gidersek zulmetmiş oluruz. Onun dengede olması gerekir. Diyelim ki biri yanlış yapıyor. Yanlış alışkanlıkları vardır. Ters tarafa gidiyor. Kendi çocukumuz. Ona rahmet ettiğimiz için bir şey olmaz diyelim. Böyle yapsın. Bunu çok seviyor ya. Bırak öyle yapsın desek. Ne yapmış oluruz? rahmete aşırı gitmiş olduk. Buna beraber Allah'ın hadi isminin sınırını çiğnedik. Hidayete çekmedik onu. Hidayetin sınırını geçmiş. Allah'ın koyduğu sınırı aşmış orada. Başka bir isimde zulm ettik. O isimlerin bütün isimlerinin bir de dengede olması gerekir. İnsan kendi kendine bu dengeyi sağlayabilir mi? Kesinlikle hayır. Bu isimlerde dengede olabilmek için onun veli olması gerekir. Veliyetten aşağısı kurtarmaz. Yine de arada sallansa bile dengede durmaya çalışır veli. Tamamen dengeleyemez ama dengede durmaya çalışır. Bunun için mutlaka bir müshir-i kameraya tabi olup bu dengeyi onunla sağlamak gerekir. Evet. Neydi soru? Efendim şirkin imana karışmasıyla Evet. Şirkin imana karışması. Allah'ın evet söyledi, bir ismini bilmeyince şirke düşer orada imanına şirki karıştırır onun için ısrarla ne diyoruz herkesin el esmaul husnayı Allah'ın isimlerini Allah'ın vahyinden Kur'an'dan öğrenmesi gerekir bunun için el esmaul Hüsna sohbetlerimiz vardır Allah'ın 99 ismini anlatmışız ee, İnşallah kitaba da dönüşmüş hali yakında şöyle bir hafta on gün içinde baskıdan çıkar. Onu da kardeşlerimize hediye ederiz. Rabbimizi kendini tanıttığı gibi tanımamız gerekir ki şirke düşmeyelim. İmanımıza şirki karıştırmayalım, bulaştırmayalım. Bulaştırırken nefsimizi Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Allah şirk karışmış imanı da kabul etmez. Nasıl ki temiz bir tas suya bir damla idrar düşerse o bir tas suyun hepsi haram olmuş olur mu? Haram oldu. O ne içilir ne de onunla temizlik yapılır. Yaparsa ne olur? Yaparsa sadece kendini kirletmiş olur. İman da öyledir. İman yoksa o tahrif olmuş, o şirk karışmış imanıyla ibadet yaparken o ibadeti onu Allah'a yaklaştırmak yerine Allah'tan uzaklaştırır. O ibadetiyle bir de şirke düşer. Ben diyor işte şöyle ibadet yapıyorum, diğer insanlar da şöyle yanlış yapıyor, ben onlardan iyiyim. İşi bitti. Bir insanın kendini başkalarından üstün görmesi günah olarak ona yeter. Yani cehenneme gitmesi için yeterlidir. Hepimizin ağlayıp feryat etmemiz gerekir. Ben Rabbime layıkıyla kul olamadım, abd olamadım diye. Ben Rabbimi layıkıyla tesbih edemedim. Rabbime hamd edemedim. Rabbimi tekbir edemedim. Rabbime şükredemedim diye. Hepimiz bunu biliyoruz. Halımız böyleyken nasıl kendimizi başkalarından üstün görüp ve hastalığına düşüyoruz? Bu nefsin hastalığı. Bu şeytanın verdiği vesveseyle düştüğümüz hastalıktır bu. Allah bizi huzura alırsa bize başkalarını sormaz. Faranca hakkında ne düşünüyorsun diye sormaz. Farancalar nasıl diye diye sormaz. Sen ne yaptın diye sorar. Sen kimsin diye sorar. Ben kimim diye sorar. Beni tanıyor musun? Anlat bakayım. Kendini tanıyor musun? Anlat bakayım kimsin sen? Eğer biri kendini bilmediyse zaten Rab'bini bilmez. Kendini bilmiyorsa Rab'bini bilmiyorsa o neyin peşinden koşuyor?